Tiklerin tedavisi daha çok geçici bir tedavidir. Bunu da ancak çocukta hareketler çok arttığında ve kendisi rahatsız olmaya başladığında hareketlerin yoğunluğundan ötürü uyguluyoruz. Tiklerin geçici olması, hatta günden güne kaybolup başka tiklerin başlaması tedaviyi zorlaştıran bir husus. Çünkü tedaviden ötürü mü yoksa olacağı vardı ondan mı tikler kayboldu çözmesi hiç kolay değil. Tedavi uyguladığımızda da tercihen kısa süreler tedavi uyguluyoruz. Kendisinin çok rahatsız olduğu, yoğun tiklerin yaşandığı haftalarda tedavi uygulayıp daha sonra ilaçsız izlemeye geçebilmek gerekir. İlaçlar yan etkileri yoğun olan ilaçlardır. Ayrıca tedavi edici bir özelliği yok tik baskılayan ilaçların. Dolayısıyla ilaçlar bırakıldığında tiklerin tekrar çıkabileceği hep aklımızda kalmalı. Tiklerin tekrar çıkma olasılığı ve tekrar değişen şekillerde önümüze çıkma olasılığını bir şekilde ailenin ve çocuğun sindirmesi gerekiyor. Çoğu keresinde bunlar çevre tarafından o kadar da dikkatli izlenmez ve fazla kaygılanmaya, fazla müdahil olmaya gerek yok. Kendi halinde bıraktığımızda da birçok çocukta ergenliğe doğru tiklerin atlatıldığı bilinir.